Evet canım, yeni bölüm hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Ailenizin mezarcısı, papazı, mültecilerin dostu, vampirlerin avcısı, yakında yeni hancı, bir aile babası, neredeyse eski diyelim. Gerçi baba da değildik ama hiç sıkıntı yok. Çiftçi, köylü, savaşçı. Aklıma şey geldi ya, bir arkadaş boyunda yapacak hiçbir şey yok demişti. Yani bilmiyorum. Yani Cem Yılmaz duysa bu çalar bu espri. O kadar komik. Evet, yapılacaklar listemizi şöyle koyalım. Şimdi canlarım demişsiniz ki simya ile hız iksiri yap. Evet. Ben oyunlarda hızı severim. Ronaldo'ya hız lazım deyip hız iksirini yapmak istiyorum. Şimdi bu iksire mecbur internetten bakacağım. Kolaymış bu arada. Ha, bak şunlar da oluyor tık tık. Bu arada gübreliği de büyüteceğim. Onu da söylemişsiniz. Şimdi kaos çözeltisi lazım. Çözeltilerimize bir bakalım. Nereye koymuştuk onları? Şuradaydı. Şurası çok sinir bozucu. Ama şimdilik kalsın. Şimdi kaos çözeltimiz bir tane var. Hızlanma tozu gerekiyormuş. Bir de kan lazım bize. Şimdi 6 tane kan alalım. 6 tane hızlanma tozu. Kaos çözeltisi de şu arılardan falan yapılıyor galiba. Yok, güveden yapılıyor. Tamam. 5 tane güvemiz var zaten. Gerçi bir saniye. Şimdi şu hızlanma tozu da neredeydi o arkadaş? Kenevirden yapılıyormuş. Bütün kenevirleri alayım ben. Kanı da alalım. Yok, bir tane bulunsun üstümüzde. Tamam, bir gidelim bakalım. Yapmaya çalışalım. Bu arada bayağı mavi verir herhalde. Kırmızı şarabımız olmuş gayet iyi. Evet, kısa yolumdan gidiyorum. Mis gibi olan kısa yolum. Bu arada şu diaspo olan yeri de yap demişsiniz. Bayağı kolaylık daha sağlıyormuş. Oraya da bakacağız. Hiç sıkıntı yok. Şimdi el mikserinde şu güvelere bir şey yapalım. Tak tak yapalım. Güzel, bir güve 2 tane kaos çözeltisi veriyor. İyi haber. Ama mavi falan hiçbir şey vermiyor galiba. İyi, 11 tane kaos çözeltim oldu şu an sanırım. Bakıyorum. Evet, 11 tane olmuş. Peki şunu niye yapamadım ben? Çalışmamışım henüz. Bu anda çalışalım. Diyeceğim şeyim yok. Bilimim yokmuş. Ayrıştıralım. Şimdi kenevere. Oha, 4 inanç istiyor kenever. Shit bro. Evet, bir de ikinci seviye simya tezgahı gerekiyor. Çünkü burada sadece 2 tane bileşim yapabiliyorum. Peki ikinci seviye simya tezgahını nasıl yapabilirim? Of, çelik parça. Ek yeri ne ya? Çelik parça için 3... Fırın 3 istiyor. Gelişmiş beherim var mıydı? Yok, normal beherim var. Simya 2 biraz haşmetliymiş bu arada. Şu tozu mozu da buraya koysam aslında iyi olur. Şimdilik bunlar burada kalsın. Kanı da koyayım. Tamam. Şimdi çeliği nereden bulacağım? Güzel, evime gidelim. Şu an bizim fırın 2. seviye. Fırın 3 daha yapamıyorum. Teknolojiye gel. Demircilik. Fırın 3 burada, evet. Çelik parçalar da böyle açılıyor. 200 tane kırmızı lazım. Anlıyorum. Şu an kırmızım 24, bayağı az. Bu arada kaç param var? Ona da bakayım be. Oha, parayı yok etmişim. Bu arada hiç gümüşüm bile yok. Tamam, sakinleş. Düşün. Şimdi şurada bayağı odun artmış. Burayı ne kassam? Bir 16 tane kütük yapayım. Turşun özelliği biliyorsunuz. Enerjim daha az gidiyor. Daha yavaş gidiyor. Bir 30 tane de klas yapalım. Böyle böyle eriteceğiz kütükleri. Şimdi şuradan parlatma macun yapabiliyoruz bu arada da. Ne işe yaradığını bilmiyorum. 13 tane de tahta yapalım. Böylece yalandan kırmızı da kasmış oluyoruz. Gübreye bakalım. Gübreyi yapmaya çalışalım en azından. Çünkü kaliteli gübre demek kaliteli ekinler. O da daha fazla para demek ve daha hızlı gelen ekinler tabii. Evet, şunları toplayalım şimdi. İlk olarak bunları bırakayım diyeceğim. Hiçbirini toplayamadık ki, hepsi yerde kaldı. Bir saniye. Üstümdeki boş şeyleri bir halledelim. Evet, zombilerimiz geliyor. Geçen bölüm yanlışlıkla zombilere köle dedim. Buradan bütün zombi kardeşlerimden özür diliyorum. Merak etmeyin, biz de köleyiz. Tamam, güzel. En azından şu fazlalıkları koyayım. Fazlalık arkadaşlar buraya. Okey, şimdi gidip şu tarlayı halledelim. Bu tohumları şimdilik bir ekmeyeceğim. Şöyle koyayım bunları. Gübreleri de koyalım. Başka ne var üstümde buraya koymalık? Şu var, şu var. Tamam. Teknolojiye gel tekrar. Çiftçiliğe gel. Basit gübreler. Yapıştır gelsin. Çalışma tezgahında yapılır. Kompost yığınından mı bahsediyor acaba?
Bir tane yapsın bakalım. Çalışma tezgahı dediği şu mu? Ya bunların hepsi çalışma tezgahı olması lazım zaten. Şimdi hazır yapmışken bak ama bunlar dallara ayrılıyor. Gübreler. Yok bunlar başka bir yerde yapılıyor muhtemelen. Neyse onu da açayım. Çünkü gübrelerin tipi böyle değil. Bu sadece kompost yapıyor yani. Bildiğim bok yani. Kibarlaşmaya gerek yok. Şunu bir üstüme alayım ben. Bu arada ilginç karışımlar da yapacağım ya. Bir sürü malzeme var üstümde. Denemek istiyorum. Şimdi şunlar ne işe yarıyordu? Mercimek falan buraya ekiliyor. Okey. Kilise tezgahına gidelim bakalım. Orada da yapılabiliyormuş bu gübreler çünkü. Evet. Ha. O misal. Şimdi enerji iksiri istiyor. Hızlandırıcı gübre enerji iksiri istiyor ama 10 tane veriyor bir enerji iksirinde. Kalite artırıcı gübre. Aslında bu bayağı işe yarayabilir. Bunu da bir bakmak istiyorum. Kolaymış aslında ya. Çok zorlamaz bize. Şu lezzet artırıcıyı yapmak. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. 2 tane istiyor. Yani şey, simya tezgahını 2 yapmamızı istiyor. Şimdilik birinci seviyeyi yapsak. Yalnız bu da sıkıntıymış ya. Enerji iksiri. Bir saniye bir evime gideyim. Gerçi 2 tane bal mumum var. O maviler de aşağıda. Balla da yapılıyor ama balı da araştırmamışım. Aa inancım varmış ya. Bir şey diyeceğim ben bunu kullanacağım. Evet. Tamam. Tamam şu an bir şeyler yaptım. Şu powderları aşağı almam lazım. Komple. Onu da halledeyim az sonra. Bu arada kanla deriyle beyinle falan da bunlar yapılıyor da. Aslında beyni falan kullanabilirim çünkü çok yağ kaplıyorlar. Her biri bir tane yağ kaplıyor. Evet şu bal mumunu araştır gitsin. Üf iyi yeşil verdi. Sonra keneviri araştıralım. Bilim istiyor. Şurada sayfa yapayım hemen. Abi sen burada. Evet. 4 tane temiz kağıt. Üf, yerim kalmamış bu arada ya. Şu ekmeklerin hepsini gömdüm. Anca etti zaten. Şimdi temiz kağıtları kullandım. 8 bilimim oldu. Keneviri araştırıyorum. Uf, nice bu. 40 tane vardı bu da. Bu arada itemleri böyle sürükleyerek götürebiliyormuşuz. Harika bilgi. Şimdi şu kenevirlerin hepsini alayım. Gidelim burada. Ayıramıyorum bunu hala. Bunun da mı ikinci seviye olması lazım ya? Sanırım ikinci seviye olması gerekiyor. Şunları ayırayım. Evet bal mumunu ayırdım şimdi. Yavaşlatma çözeltisiyle hızlanma tozu. Aynı anda kullanınca veriyordu. Şimdi yavaşlatma çözeltisi üstüme kalsın. Balı koydum. Hızlanma tozunu alalım ve gidip deneyelim bakalım. Hızlanma tozu, yavaşlatma çözeltisi yapıştır gelsin. Evet güzel oldu. Ya ben niye sürekli ya problem yaşıyorum ya? Var mı çer çöp bir şey? Larvaları yok etkisin. Böyle daha önceki yaptıklarımızdan da seçerek yapabiliyoruz. Güzel bir olay. Evet 5 enerji iksiri daha yap. Şey daha biraz var çünkü. Simya 3'e. Güzel. 5 tane enerji iksiri yapmış oldum. Simyacılığa ufak adımlar. Şimdi hızlandırıcı gübre 2. Bunu yapayım bari ya. Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değsin. Evet güzel. 30 tane hızlandırıcı gübrem olmuş oldu. Şimdi şunu kullan. Evime dön. Yatacağız. Yatmadan önce şunları koyayım. Bak çözelti yine üstümde kalmış ya. En temizi ben bunların hepsini götüreyim. Şunu şöyle koy. Gübreyi mübreyi hepsini şuraya koyacağım. Şurada da çalışsın bari. Şimdi bunları yerine koyalım. Gübreyi koyduk. Larvayı koydum. Turbo kömürünü koydum. Okey. Üstümde buday kalmış. Onu da yerleştireceğim şimdi. Mücevher burada kalsın ya. Burası en derli yerim gibi bir şey çünkü. Bak üstümde hamur var mesela. Ne alaka? Şurada bir yalandan hikaye kalmış. Onu üstüme alayım. Hikayeleri de şöyle koyalım. Gerisi aşağıda zaten. Şimdi bunların hepsini üstüme alacağım az sonra. Şu Witcher gözü üstümde bulunması gereken bir şey. Şu neydi? Kasaba geçiş izni. Onun da galiba bulunması lazım. Yine.
Işınlanma taş örtülü bulunacak. İyileştirme eksiğini şimdilik böyle koyayım. Şarabı da öyle koyayım. Aynı yerde kalsınlar. Buğdayla hamuru böyle koyalım. Tamam, bayağı bir yer açtık. Şimdi şunların hepsini alalım. Nice o. Aa, bu arada bileme taşın ömrü varmış. Vay be. Buna hiç söylemiyorsunuz. Bu arada üstüme kömür de alacağım. Bir satmayı denemek için. Aa, bunlar buraya sığacak mı ama? İyi sığdı. Sıvı yağı da koyalım. Şunları koy. Tamam. Yanlış bir şey koymadık değil mi? Yok. Aynen. Şunları da koyabilirdim miydi? Tamam. Şimdi ışınlan. Ölü at. Şu aşağıdaki damage'i satın alıyor demiştiniz. Deneyelim. Daha açmamış olabilir ama reis. Yok, kaçmış. Güzel. Evet, kömür alıyor. 6 gümüş tutuyor. Yalnız 14'ten 4'e düşüyor ya. Şimdilik alalım. Yapacak bir şey yok. Yalnız bir bileme taşı 10 gümüş arkadaşlar. Birazcık şey kullanmak lazım. Neyse. Kömürleri sattım. 7,5 gümüşümüz oldu yalandan. Şimdi yüksek kalite gübreler yap. Tikle. Onun yerine simya tezgahını 3. seviyeye yap diye bir not alalım. Şimdi demice cadıyı, yani cadıyla, cadı demişti ya, kazan için demiciye gitti. Ya bu demici de kazanla alakalı bir durum yok. Acaba başka bir rinden mi bahsediyor ya? Evet, bak kazan şurada. Buna da seviye 2 olmamız lazım da. Bundan da ne alacağım ki ya? Yani şunların hiçbiri işime yaramaz. Peki basit demir parçanın tanesinin 60 bronz olması. Ben yapıp yapıştırayım bunu. Gerçi çivi mi daha mantıklı olur acaba? Çivi bir atışta daha fazla atıyor çünkü. Şimdi bir demir külçeden kaç tane çıkıyor? Bir saniye reis. Geleceğim hemen. 4 demir parça atıyor. 8 tane de bunu atıyor. 2 katı. Ama fiyat olarak basit demir parça daha pahalıydı. Şöyle yapalım. 16 tane basit demir yapayım. Evet, enerjimiz bitti. Bir turşu gömelim diyeceğim. Turşuyu da koymuşuz ya. Aa, turşuyu aşağıya mı koydum acaba? Bak, öyle bir şey de yapmış olabilirim. Yaparım çünkü. Bakıyorum. Evet, turşu aşağıda. Fuck dude. Neyse, bir 6 tane turşu yapayım şurada. Diyeceğim ama bile enerjim yetmiyor. Ekmek alayım üstüme. Evet, bu arada artık uyuduyor oyun. Şöyle yalandan yazsam o gidiyor mu ya? Çok az bir şey uyusam. Tamam, yeterince dinlenmişiz, güzel. Aa, ama reis kapatacak. Şunu da yiyelim. Tamam, harbiden demirci satıyormuş. Sadece ikinci seviyeye yapmamız lazım. Bu arada bütün çeliklerin, daha doğrusu demirlerin içinden geçtim. Kapamıştır muhtemelen ama bir şansımı deneyeceğim. Evet, aa, burada mı? Okey. Bir şey satıyor musun hala? Tabii ki. Şimdi bunu... Reis, ben sana yapıştırayım şöyle bir güzel. Hepsini sat. Bunu da sat. Evet, 8,70 gümüş tutuyor. Sonra ben senden 5 tane külçe alsam 4 gümüş kârda oluyorum. Peki bunların bana maliyeti ne oldu? 4 gümüş böyle. 2 gümüş de böyle. Yani demir daha doğrusu, ne gümüş ya. Paraya gitti aklım. Bunlar bana maliyeti 6 külçe oldu. Ulan ben senden 6 külçe alınca 3 gümüşte kârda oluyorum. Nasıl olacak bu iş? Neyse, yine esnafı kondikledik. Şunu da satayım bari. İyi, güzel. Bayağı karlı oldu. Küçüğün fiyatı bayağı artmış ama. İyi, tamam reis. Öperler. Şunun fiyatı da çok düştü. Senden bileme alsam. Da bununla da ilişki aşırı zor kasılacak gibi duruyor ya. Neyse, böyle böyle ufak ufak halledeceğiz. Şunu da not alayım da var. Demirciyle ilişkiyi 2 yap. Evet, ışınlanma taşı güzel evim. Simya ile iksir yap. Gerçi hız iksir yap demişim. Onu tamamlam diye atmıyorum. Şimdi bir tane daha yapmam gereken bir iş var. Artık şu DLC'de de bir tık ilerlemeye başlayalım. Şimdi reis. Same bu mekanı bir halledelim biz. Şu aşağı tarafı.
Ne istiyordu? Burada yazıyor mu? Aşağıya tamir etme görevlileri. Aynen. Yani şöyle ne istediği yazmıyor. Şimdi bunları ben not alayım. 3 tane deri lazım. Buradaki müzik çok tatlı yalnız. Şimdi 6 çivi 4 kalas burada. 9 çivi 10 kalas bir ahşap giriş. 9 çivi 10 kalas bir ahşap giriş. 10 kalas 15 çivi 4 tahta 4 ahşap çubuk. 10 kalas 16 çivi pardon 10 kalas 15 çivi 4 tahta 4 ahşap çubuk. Bir tane de ahşap giriş lazım. Değil mi? Bir tane istiyordu. Aynen. Tamam. Let's go to the home. Bugün vaaz günü bu arada. Şimdi bir ahşap giriş. 4 tahta mı istiyordu ya? Daha şimdi de unuttum. 4 tane ahşap çubuk. 10 kalas. 6 15 tane çivi istiyordu. Onu da yapalım. 16 tane çivi yap gitsin. Üç tane de deri lazım. Aklımda tutarım diye not almadım. Evet şuradan gidelim. Gerçi buradan çok da yakın olmuyor. Açıkçası mezarla. Şuradan bir yol var mı? Yok oradan da. Yani evden çıkıncayla hemen hemen aynı mesafe. Neyse en azından totomuz üşümüş olmuyor. Belki ileride buradan da bir kısa yol açılır. Evet. Halıyı tamir edelim bakalım. Yatağı onaralım. Enerjim yetecek mi acaba? Bir diş. Kimin olduğunu merak ediyorum. Kayıp bir diş bulduk. Belki geri biliyordur. Ona sormalıyım. Sorarız. Evet. Yan rafı onaralım. Bir tane turşu gömeyim bari ya. Çok enerjimiz gidiyor. Burayı da onardık. Ne oldu bura şimdi? Yara sahne giriyormuş gibi oldu. Girmedi. Tüh. Lan burada şu da varmış ya. Neyse kırık masayı da onaralım. Güzel. Burada tamam. Başka bir şey yok değil mi? Şöyle bakıyorum. Yok gibi. Bir şu kaldı. Buna ne gerekiyor? Bir tane kalas gerekiyor fazladan. Bir şey kalmadı değil mi? Şurası zaten tamir edilmiyor. Tamam. Bir tane kalas. Şimdi şöyle yapalım. Güzel evim. Bileşik duayı aldım. Bugün vaaz günü. Kaç kalas? Bir tane eksikti sanki ama. Neyse iki tane alayım ben. Ulan üstümde de... Ha yok sandıkta varmış ya. Şu 10 tane kalas olsun ya. Ne olur ne olmaz. Evet gidip yaptırayım. Yine aynı yerden gittim. Burayı yaptım ya sonuna kadar kullanmam lazım. Burada da bayağı ters kalıyor ya. Şuradan bir yol daha olsaymış her bir güzel olurmuş. Evet reis seyahat tekrardan. Şu kutuyu da onarıp... Senle bu mevzuyu çözeriz. Evet görev tamamlandı. Harbi mis gibi oldu. Yaşanır yani. Odayla işim bitti. Yürük tamir edebilecek her şeyi tamir ettim. Tabii ki bir meyhane kadar güzel değil ama geçici konaklama için sanırım yeterli olacaktır. İşte anlaştığımız gibi küçük bir ödül. Bir bronz mu verdin, altın mı verdin kız? Odamla işim bitti, o şeyi çıkar dedi. Taşımama yardım et dedik. Umarım kilisede kimse yoktur, dindar insanla sevmem. Hayır bugün kimse olmamalı. Aynen. Aynen kanka. Güzel görünüyor. Yardım için teşekkürler Eurik. Şunu yapmış olduk. Güzel oldu bayağı harbiden. Artık ben borçlusun. Nasıl ya? Kim kimi borçlu kendi payının yani. Sen kendi payına düşen yaptın. Ben kendi payıma düşeni yaptım. Vitrayda boşlukta olduğuna daha önce hiç dikkat etmemiştim. Demek yuvarlak. Vitray ne ya? Görünüşe göre oraya bir şey koyabilirim. Burada da koyacak hiçbir şey yok. Sonra hallederiz onu. Güzel. Beleşten buraya da gelmiş olduk. Kilisenin kalitesi artmadı ama. Kalite aynı. Kalite marka. Şimdi bunu geriye göstereceğiz. Ne yapacaktım ben başka? Ha paraya bakacağım. Sen şaka yapıyorsun. Ulan adam bize bir altın vermiş. Ya bebeğim benim ya. Harbi borçluyum adama şu an bak. Adam haklıymış yani. Reis gölgende serinleyelim. Sağ olasın. Evet. Yalandan birkaç inanç. Dua mua. Bu kadar bileşik dua yaptık ya. Bu ilk bileşik duayı kullanmamız sanırım. Evet. Bakalım kaç para bırakacaklar. Yo bir kez daha kullanmışız. Çünkü aynı parayı bıraktık avatlar. Şu kutuyu da büyütmemiz gerekiyor. Bağış kutusunu. Ha 3 gümüş. Gibi bir şey geldi. Şurada büyüyor mu?
Buraya da sandık yapabiliyoruz artık, bunu da yapalım. Şu bir not alayım, kiliseye sandık yap. Bu arada evet, artık gidip üstümüze para varken tavernamızı yaptıralım. Bak yanlış yere ışınlandı. Neyse bugün bitiyor zaten. Bitsin madem. Şimdi muhtemelen üzümlerim oldu diyecektim, olmuş. Üstüm yine çok kalabalıklaştı. Şu ekmeği gömelim. Şunları koy. Diş üstümüze kalsın. Demir küçüğe koydum. İlk hanımızı yaptıralım. Sonra bakarız. Şunları da koyalım. Şimdi hızlandırıcı gübre. Maksimum 5 tane çıkar. 5 tane alayım üstüme. Üzüm tohumları neredeydi bu arada? Mutfağımda mıydı? Evet, burada üzüm tohumu yok. Sandıklarda da yok. Çok bir şey de kalmamış zaten de. Şu sandığı yakında yok edebilirim. Az kaldı. İçimi tamamen boşaltmak üzereyim. Evet. Bayağı iyi ekmişim yalnız ha, 6 tane. Nice, güzel üzüm geldi. 15 tane gümüş geldi, 14 tane de bronzumuz var. Tüh, bir tane daha olaydı, şundan iyi. Tohum sayısı da iyi. 6 tane gelmiş. Lan 5 tane aldım ya. Yani 6 tane ekecek ha var şu an. Yes. Aaa. Bunları tek tek de ekebiliyoruz gübrelere. Kalite gübresini de yapmam lazım o zaman ben. Neyse şimdilik böyle yapalım. Lan hiç bu kadar beklemiyordum ya. Neyse bunlar da üstümüze kalsın. 5 tane ekmiş olduk yine. Şimdi şurada da biraz şeyim vardı. Şunların hepsinden yapıyorum o zaman. 3 tane şey yapmış olacağım. Anladınız siz. Üzüm suyu kovası. Evet. İlk önce bronz olanı yapalım. Şimdi de gümüş olanı. Gümüş üzüm güzel para verir ya. Herhalde. Daha doğrusu gümüş şarap. Şu pres makinesini buraya al demişsiniz. O nasıl yapacağız? Burada yapılıyor mu? Evet yapılıyormuş. Üf. Keşke buraya yapsaymışım harbi. Rahatlık olurdu bizim için. Şimdi lan %50 ne ya? %50 şansa gümüş veriyor eğer iki tane gümüş koyarsak. Neyse yapacak bir şey yok. Risk budur, yapıştır gelsin. Biraz uyuyalım yalandan. Evet şu görevlere bakalım şimdi. Ruh alandaki altındaki mahzeni onar. Tikle. Diğerleri şimdilik duruyor ama diğer bölümde yaklaşık bir 5-6 tane görev bitirmiş olacağım. Hepsinin ucundayız yani. Bu bölümü şimdilik burada bitirelim dostlar. Saat 1'e doğru geliyor. Yarın sabah iş var. Daha doğrusu bu sabah artık. Umarım keyif almışsınızdır. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abonelikleriniz gerçekten benim için çok önemli. Sadece kalp atsanız bile yeter. Bu arada artık Graveyard Keeper'a biraz ağırlık vereceğim. Haftada 3-4 bölüm yapıştıracağım yani. Artık ilerleyip bitirmek istiyorum serileri. Önümdeki. Artık yeni serilere yelken açalım. Evet dediğim gibi beğenileriniz önemli. Diğer videolarda görüşmek üzere. En önemlisi de keyifli kalın efendim.